Eskiden engebeli bir arazi gibi demişti babam. Tıpkı Gedelli gibi. Taşlı. Topraklı. İnişli çıkışlı. Engebeli bir arazi. Bazen bitti dediğin yerden başlar demişti hayat. Olmaz dediğin olur. İmkansızlar mümkün hale geliverir demişti. Sen bana bütün dertlerimi unutturdun Taner. Sen bana tüm üzüntülerimi unutturdun öğretmen hanım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Babam ve Selma annem için de öyle olmuştu. İlmek ilmek örülen bir sevgi. İlmek ilmek yaşanmış bir hayat. İlmek ilmek hak edilmiş bir mutluluk da onlarınkisi. Biz hep mutlu yanlarını gördük onların. Çocukluk çünkü. İşlerinde ne yaşıyorlar, ne taşıyorlar, ne hissediyorlar bilmeksizin. Bize görünen hep güzel, mutlu yanları oldu. Belki de bu şekilde attılar içlerindeki duyguları. Belki de bu şekilde var oldular. Hiçbir şey çok kolay olmadı onlar için. Sayısını bilmediğim kadar çok düştüler. Sayısını bilmediğim kadar çok acı çektiler. Sayısını bilmediğim kadar çok yeniden ayağa kalkıp yeniden başlamasını bildiler. Hayatı güzel kılan da buydu belki. Bu düşmeler kalkmalar, dizlerimizi kanatmalar. Bizi güçlendiren de buydu belki. Dedemin dediği gibi, demir dövüldükçe tavını bulur. Biz de bulduk tavımızı. Dövüldükçe bulduk, düştükçe bulduk. Ama sonunda hep içi mutlulukta dolan da biz olduk. Şöyle uzatayım. Turşu alma iste. Yani. İster misin? Ben hepinize çok teşekkür ederim. Yani bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. İyi ki yanımızdasınız, iyi ki varsınız. Oğlum olur mu öyle şey? Tabii ki yanında olacağız. Tabii oğlum ya, ne sandın? Yok ben bunu döveceğim ya. Oğlum durup dururken niye duygusallaşıyorsun şu an? Ya bırak konuşsun ya. Aslan amca oğlum benim. Ya tabii işte, ne bileyim ya. Ama işte insanlar eksiliyor. Sofralar eksiliyor. Ne
Nereye gittiklerini biliyoruz. Bizi nerede beklediklerini biliyoruz. Onların yanına gideceğimizi de biliyoruz. Onların orada iyi olduklarına da inancımız tam. Öyleyse hayat devam edecek oğlum. Onlar orada, biz burada gurbette. Birbirimize tutunacağız. Birbirimize sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz. Ya acaba diyorum böyle bir akşamda daha güzel şeyler mi konuşsak ha? Aramıza hoş geldin Selma. Aramıza hoş geldin canım benim. Hoş geldin Selma. Hoş. Hayırlı uğurlu olsun kızım. İnşallah düğün yemeğinizi de yeriz. İnşallah öğretmenim. İnşallah. Ya yapacağız tabii ya. Hem de var ya en kralını yapacağız ya. Öyle bir düğün kuracağız ki akıllara zarar. Aman aman sen kurma ya. Sen kurma. Sen buna bakma Selma ya. Bu der ki seni 66 ile alacağız, uçurarak götüreceğiz falan. Sen bozkırın ortasına paraşütle inmek zorunda kalırsın. Konumuzda ne alakası var bunun şimdi? Allah Allah. Gelin nasıl isterse gelin alıcısı öyle olur. Gel. Durun ya. Öyle bir düğün zamanı gelsin. Hazırlıklarımızı yapalım. Benim gelin kızım nasıl isterse biz onu öyle alırız değil mi? Alırız tabii ya. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Gelin alıcısı nasıl olacak ki? Selma ebemin evi bizim tam karşımız. Yoksa oradan alıp buraya mı çıkaracağız? Yok yok öyle bir şey yok. Bütün kasabayı dolaşmadan buraya gelmek yok. Ha, ha, bak bak abime bak buralı olmuş la abi. Konuş konuş aslan Kerem abim ya buralı ya. Benim size güzel bir haberim daha var. Az önce telefon aldım. Firmadan aradılar Rohit için. Uluslararası bir fuara katılacakmışız. Aha, ne diyorsun sen ya? Geliyor mu bizde? Tabii oğlum beraber gidiyoruz işte. İyi de senin pasaportun yok ki. Boş ver benim de yok ya çıkartırız onu ya. Ya oğlum benim de yok da onlar hallolur. Önemli olan ama Rohit ya. Rohit'in birçok eksiği var onları tamamlayalım önce. Ah desenize yine bize haram geceler. Olsun ya biz de Allah geliriz bir işin ucundan tutarız he. Olma mı Selma? Tabii. Hayırlı olsun oğlum. Çok güzel bir haber bu. Sağ ol dedem. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Madem o kadar hayırlı, güzel haberler verdiniz birbirinden şirin haberler. O zaman bir şirin haber de ben vereyim. Biz Adile Hanım'dan iki güne kadar nikahımızı kıyıyor. Hepiniz davetlisiniz. Ne? Ne diyorsun ya? Ne var oğlum? Ne oluyor lan sen? Zobor! Ne öyle önden önden gidiyor? He? Niye gitmeyeyim ya? Niye gitmeyeyim? Allah Allah adam nikah günü almış bizim sonradan haberimiz oluyor. Ne var la zobor? Haberin olmuş işte. Sonuçta gizli saklı yaptığımız bir şey yok ki. Evleneceğimi biliyordum. Ya biliyordum anneciğim. Biliyordum tabii ama böyle herkesle birlikte öğrenince şaşırdım tabii nikah tarihini. Keşke önceden deseydin bana. Ne bileyim kızım ben. Hüseyin Bey öyle almış işte. Benim de nişana gitmeden haberim olduydu. Kızmadın değil mi bana sen? Ya kızmak ne kelime ya? Öfkeden deliye döndüm. Kızmak diyor bir de. Kızarsan kızla. Allah Allah. Sonuçta iki gün var nikah. Bitti gitti işte o kadar. Hadi tamam nikahı kıydınız. Tamam nikahı kıydınız diyelim. Ne yapacaksınız? Nerede kalacaksınız? Nerede kalacağımızı Hüseyin Bey düşünmüştür kızım. Yani en kötü ihtimalle Hüseyin Bey buraya taşınır. Hep beraber yaşar giderik. Ölsem de kalmam ben Adile Hanım girdi. Bu yaştan sonra milletin diline oyuncak mı edeceksin sen beni ya? Vallahi kasabada tıkma diye lakap taktılar mı? Ömrü billah gitmez üstümde. Tamam ne yapacaksınız peki? Eski yıkıntı evde mi kalacaksınız? İşte yaparak nasıl olsa bir şeyler. Ya olmadı böyle hep beraber kocaman bir aile olarak sevimli bir şekilde yaşarak ne diyorum? Ey Allah yazdıysa bozsun. O dangıl dungul hayatta aynı evde kalamam. Dangıl dungul kim ya? Ya kim olacak? Ramazan. Kirli ayakkabılarıyla eve gider, eli kolunu yıkamaz. Hiç çekemem, hiç çekemem vallahi. Asıl ben çekemem vallahi. Adile abla temizlik hastası kadın. Orayı elleme Ramazan, elini yıka Ramazan, ayaklarını yıka Ramazan. Olur mu ya? Tamam la tamam. Senin evine kalmadık. Nasıl olsa ben bir çaresini bulurum. Bulurum bir ev. Ne var? Ya aynen öyle. Çok uzattın sen de.
Ya bunlar koca koca insanlar. Bulurlar elbet bir yolunu. Tabii tabii yani. Tabii biz bir şey demedik zaten. Ramazan kim ki? Ramazan'ın sözünü kim dinlesin? Ramazan kim ki? Ramazan. Nereye gidiyor lan? Lobo! Lafı çarpıtıp çarpıtıp nereye gidiyor? Tamam baba boş ver. Bak sen aldırma onu. Ben çok sevindim. Adile abla şahane bir kadın. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Sağ ol kızım ya. Allah razı olsun vallahi ya. Vallahi dede, ben de destekliyorum seni. Genç adamsın ya, evleneceksin tabii. Bana bak. Nikah şahidim neyim lazım olursa. Yani üstümüze düşen bir şey olursa yaparız evelallah. Rahat ol sen. Lan bir aslan torunum benim ya. Benim en sevdiğim torunumsun sen lan. Vallahi diyorum bak. İyi. Ne yapayım o zaman? Yakında nikah var. İyi, öyle mi? Allah! Hadi bakalım. Ay. Ne yapalım Allah işte. Bu da böyle zorluk etmesin. Sen şey yapma, takılma. Tamam, hadi. İyi geceler kızım. Hadi iyi geceler baba. Bugün beni çok mutlu ettin Tamer. Yani ben 40 yıl düşünsem böyle bana sürpriz nişan yapacağın aklımın ucuna gelmezdi. Bir de Serpil öğretmen var tabii. Onu da görünce o kadar şaşırdım ki çok büyük sürpriz oldu. Bir de ben onu daha sana geçen gün söyledim. Sen ne ara gittin kadını buldun da bizim nişana çağırdın getirdin? Ya vallahi aslında son dakika söyledim. Ama sağ olsun kırmadı beni. Hem seni de çok seviyormuş zaten hemen ikna aldı. Sever tabii ben de onu çok seviyorum. Yani zamanında gerçekten bana ilham olan, değer verdiğim bir öğretmenim. Gerçi çok içime sinmedi böyle yani. Kadın geldiği gibi gitti, bir doğru düzgün ağırlayamadık, gelemedik. Keşke bir gece kalsaydı, bir misafir etseydik. Allah bilir ben bir daha ne zaman göreceğim onu. Daha düğünümüz var öğretmen hanım ya. Daha bizim düğünümüz olacak ya. Ona çağırırız. He? Ona gelir. Kırmaz. Düğünümüz var değil mi daha? Ya var tabii. Sürpriz düğün yapmayı planlıyor musunuz Mucit Bey? Ya istiyorsan hemen yarın bir sürpriz düğün yapayım. Ya vallahi yaparım hemen. Ya iste yapayım. Ama bak ben şimdi söyledim sürprizi kaçtı ya. Olmadı yani. Olmadı. Yine yapıyorsun. Ben ne yapmışım ya ben ne yapayım? Yine bir şekilde yüzümü güldürmeye başarıyorsun. Yine mutlu ettin beni. En çaresiz, en sıkıntılı dönemimde beni evden çıkardın. Yüzümü güldürdün. Destek oldun, yanımda oldun. Mücadele ettin benimle. Ben ilk defa kendimi yalnız hissetmedim Taner. İlk defa bir zorlukla tek başıma mücadele etmedim. Teşekkür ederim o yüzden. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın. Sen de iyi ki varsın, iyi ki yanımdasın öğretmen hanım. Bak biz bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. İyi günde de kötü günde de beraber olacağız. Hem bak ben inanıyorum. Vallahi inanıyorum yani. Bu sıkıntılı günleri de aşacağız beraber. En yakın zamanda da okuluna döneceksin, öğrencilerine kavuşacaksın. İnanıyorum buna ben. İnşallah. Gel buraya. Ben de onu diyorum işte. Evlenme niyeti olduklarını zaten biliyordum da. Ya nikah tarihi aldıklarını bilmiyordum ya. Hep bu Seyfettin yüzünden. Onca haber alıyor. İnsan birinde kardeşini yetiştirmez mi ya? İyi, ketum anam bu çocuk, ketum. Kız Senur, bizim Adile ile Naç Hüseyin evleniyormuş, doğru mu? Gel meraklı Melahat, gel. Biz de tam onu konuşuyorduk. Gel. Evleniyorlarmış, evleniyorlarmış. He. Peki ne olacakmış? Hep beraber Ramazan'a mı taşınacaklar? Yoksa Hüseyin tıkmam olacakmış. Ana! Kız, mükemmel bir soru bu. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Vallahi... Ama benim elimde bunu cevaplayacak veriler yok henüz. Tamam, ne yapalım? Şöyle yapalım. Abla sen bunu bizim evin kapısının tokmağına koy, tamam mı? Ben şimdi bunlara cevap bulup geliyorum hemen. Allah, vallahi doğru söylüyor. Nereye taşınacak bunlar? İlçeye, ilçeye, ilçeye. Kalkıyor ilçeye. Günaydın abi. Buyur, sağ olasın. İlçeye kalkıyor. Buyur ablacığım, gel. Hayırlı sabahlar, Sefer. Hayırlı sabahlar Mülayim abi. Nasılsın, iyisin? Yavrum. Allah tamamını erdirsin. Hüseyin emmin evleniyormuş. Hayırlı olsun. Ha abla oldu öyle bir şey. Sağ ol. İyi sağ bakalım.
Hüseyin iş güvesi mi olacak şimdi? Eski evi virane halde, orada oturmayacağına göre. Sabri abi ne bileyim ben, sabah sabah senin başka işin gücün yok mu ya? Olur, olur. Hüseyin'de oldum olası iş güvensiz ahli vardı zaten. Rahmetli kayınpeder neydi? Kek bir düşkündü. Yazacağım bunun romanını, yazınca okursunuz. Adı da belli. Bir tıkmanın maceraları. Çok güzel. Geç abi, geç. Hadi kalkıyoruz abi ben. Geç. Geç abi. Hoş geldin Kamuran. Münir, insanlar neler söylüyor? Hüseyin Bey evlenecekmiş o kadınla. Hani olmayacaktı bu iş? Bu adam yine neden böyle bir şey yaptı ki? Doğru mudur sence? Aslı astarı var mıdır? Evet Kamuran, doğru. Hatta nikah tarihlerini ben aldım. Nasıl sen aldın? Münir, sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ben o köylü kadını ailemize girmesin diye uğraşırken... sen şimdi tutup bir de onların nikahını mı kıyacaksın? Ya yeter Kamuran ya. Allah'ını seversen yeter. Seni ilgilendirmeyen meseleleri, burnunu sokmaktan vazgeç. Yani bunlar yetişkin insanlar. Tanışmışlar, anlaşmışlar, bir karara varmışlar ya. Yani bize söz söylemektense yani tebrik etmek düşer, öyle değil mi hayatım? Ben ailemizin itibarını düşünüyorum. Neydi belirsiz insanlar ailemize girmesin diye uğraşıyorum. Ama senin şu yaptığına bak, inanamıyorum sana. Ya uğraşma ya Kamuran, uğraşma. Anlamıyor musun? Yani bu bizi ilgilendirmez. Bırak insanlar mutluluklarını yaşasınlar ya. Karışma Allah'ını seversen. Vallahi ben onu bunu bilmem. Ben o köylü kadına dünür münür demem. Düğününe de gitmem, yüz yüze de gelmem ona göre. Gelmezsen gelme ya. Zaten yokluğunu kimse fark etmez. Selam aleyküm baba. Aleyküm selam oğlum, hoş geldin. Baba ne yapıyorsun ya? Koyunlara gayet uzaldıydım da biraz zor indirdim, sağ olasın. Lafın mı olur baba? Ama ecik bunların ufaklarından al. Hani mazala böyle belini melini incitin diye diyorum. İhtiyarladın baba diyemiyorum tabii. Azıcık ufaklarını alsan diyorum. Hayırdır oğlum? Bu saatte geldiğine göre bir derdin var senin. Yok yok, derdim falan yok. Şey için geldim ben ya. Hani sen de biliyorsun. Adile Hanım'la evlenmek gibi bir niyetim var biliyorsun. Buraya geldim nikahtan önce. Hem Rıza'na hem de hayır duanı alayım dedim. Estağfurullah oğlum. Rıza gösterip göstermemek gibi bir durumumuz yok. Allah hakkınızda hayırlısını eylesin. Ahir ömrünüzde huzurlu bir yuva nasip eylesin. Amin baba, amin. Nikaha da gelin değil mi? İnşallah oğlum. İşlerden fırsat bulabilirsek gelir ki inşallah. İnşallah. Yalnız Hüseyin, senden tek bir isteğim var. Söyle baba, emrin olur. Gülşil kızımın hem senin üstünde hem de ailemizin üstünde hakkı, emeği var. Yıllarca az kahrımızı çekmedi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice anamıza duyduğu vefa gibi rahmetli karına vefanı hiç kaybetme. Olur mu oğlum? Tabii baba, kaybetmem. Kaybetmem, merak etme sen. Gülşil yıllarca benim ocağımın ateşi, evimin ışığı oldu. Son nefesimi verene kadar yüreğimin en mahrem köşesi ona ait. Merak etme. Neyse, ben müsaade isteyeyim baba. Sağ ol oğlum. Baba. Ha? Ya böyle bir ağır işin falan olduğunda kendin yapma. Bana haber et, ben gelir yaparım. Tamam mı? Ne de olsa bir tek oğlum ben kaldım. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Günaydın. Ben de seni kaldırmaya gelecektim. Geç buyur. Günaydın. Benim gözlerim doğru mu görüyor? Bu kahvaltı ne böyle? Yani işte mutfakta ne bulduysam hazırlayayım dedim. Yoksa senin istediğin bir şey mi vardı? Yani hemen hazırlayayım istersen. Yok yok. Daha ne olsun?
Bir kuş sütü eksik, sağ olasın. Yani öyle çok bir şey yok ama afiyet olsun. Yok yok, öyle deme. Ben böyle bir kahvaltı görmeyeli uzun zaman olmuştu. Allah bilir kaçta kalkmışsındır hazırlamak için. Yani zahmet etmişsin, o kadar yormuşsun kendini. Yok yok, şuncacık şeyden yorulmam ben. Yani acı acına işe gitme diye düşündüm. Hem kahvaltı günün en önemli öğünü. Akşama kadar direksiyon başındasın sen de, iyi gelir sana. Öyle diyorlar da, işte ben ne bileyim, öyle simitten geçiştirmeye alışmıştım. Mahcup ettin beni. Yani ne gerek vardı, yoruldum benim için bu kadar. Yok ben, sen mi var Hamdi? Biz aileyiz sonuçta. Yani şey, herkes öyle biliyor ya, o yüzden öyle dedim ben. Aile. Değil mi ya? Artık biz bir aileyiz. Ben hala alışamadım biliyor musun? Yani böyle derken bile bir tuhaf oldum şimdi. E hadi sen geç otursa olmasın? Sağ olasın. Reyhan, siz gece rahat yatabildiniz mi? Sabaha karşı ayaz oldu da ben üşümeyin diye sobayı yaktıydım. Soğuk olmamıştır inşallah içeri. Ha yok, sıcacıktı oda. Hiç soğuk girmedi bile. Hayır. Vallahi uzun zamandır ilk defa bu kadar deliksiz uyuduğumu hatırlıyorum. Yani hep bir huzursuzdum uyurken. Yani ben uzun zamandan beri ilk defa kendimi böyle güvende hissettim. Hepsi senin sayende. Estağfurullah. Reyhan, akşama bir şey lazım olursa haber verirsin, getiririm ben, tamam mı? Tamam. Dur dur. Ben alırım, sen çayları doldur. Tamam, sağ ol. Geldim, sen ne zaman kalktın? Gel bakalım. Gel, gel, gel. Bismillah. Gel, gel, gel bakalım. Karnın mı acıktı senin? Üşüdün mü yoksa, he? Ay maşallah. Ne oldu? Seni veren Allah'a kurban olayım ben. Maşallah. Tamam, gidiyor anne. Amcaoğlu, yazılımla alakalı bayağı bir ilerledik. Tabii Filiz'in de bayağı bir emeği oldu, sağ olsun kızcağızın. Motorla alakalı da kendi ürettiğimiz aksamlar bitmek üzere. Kalan kısımlarına siparişini verdik. Tabii bir de yakıt meselesi var. Vay arkadaş ya, bu bayağı büyük olacağı benziyor amcaoğlu. Biz bunu nereye saklayacağız ya? Ya amcaoğlu, hele bir tren saklaması kolay ya. Yani o kısım kolay ama tabii şöyle, başta bu kadar büyük olmayacak. Yani önce motorla yazılımın çalıştığından emin olmamız lazım. Oluruz, oluruz. Biz o zaman vakit kaybetmeden motoru yapmaya başlayalım oğlum. Selamünaleyküm amcaoğlu. Aleykümselam. Aleykümselam da. Ne bu hal? Ha, yok bir halim amcaoğlu, iyiyim ya. Nasıl iyisin lan? Allah Allah, baba iyiyim diyor. Bir de sanki biz İyi Ramazan tanımıyoruz he. Oğlum bak, İyi Ramazan buradan kesik çayır söyleye söyleye girer dağla. İki dakikada geçer geçmez yanında yamacında kim varsa köpeklemeye başlardı. Ne oldu, hayırdır? Oğlum babası evleniyor ya. Ona trip atıyor şu anda. Ya yok amcaoğlu, ne trip atması ya? Ya adam nikah tarihi almış, en son bizim haberimiz oluyor. Oğlum ne olacak? Allah Allah, sen de. Bak en son babalar duyar diye bir laf vardır. He? Duymadın mı hiç? E sen de senin evin babası sayılırsın. Dert etme bu kadar ya. Geç. Ya amca bunu dert etmiyorum zaten ya. Ortada ev yok, park yok. Adam kendi kafasına göre girmiş bir yola. Şimdi de diyor ki ben dıkma olacağım diye benimle dalga geçecekler diye korkuyor. Dıkma ne lan? Dıkma hani ben de olduydum ya bir ara ya. Bu mezarcı İlyas Gille, iç güveysi. Şş, bana bak bana. Sen dıkma mı oluyordun lan? Oluyordum evet. He? Sen dıkma mı oluyordun? Oluyordum, olmadım. He? Sen dıkma olacağım diye korktun mu? He? Bana bak. Sen dıkma olacağım diye çok korktun mu? Tamam, tamam. Sen dıkma tehlikesini atlatmadın lan. Vurma. Dıkma tehlikesi atlatmış köpek seni. Vuracağım lan, gıcıklığına değil mi? Vuracağım. Ben köpeğim. Beni vurma. Vur lan, gıcıklığına vuracağım. Nasıl vuracağım lan? Vur, sempatik köpek seni. Vurmuşsunuz lan. Sempatik köpek seni. Sen bir köpek seni. Lan oğlum, tamam. Lan baksana, ben köpeğimi de yaparız ama. Lan işimiz var oğlum. Ya bana oğlum. Lan yap şu. Bak bana da vurma. Tamam, ben gidiyorum. Senin de köpek. Tamam, tamam. Tamam, bırak. Sen gel buraya, gel vuracağım, gel, gel vuracağım, gel buraya ben vuracağım. Seni vuracağım, gel buraya, gel vuracağım, gel seni sempatik bıyıklı köpek, seni...
Selma? Hayırdır kızım? Dolabımı toplamaya geldim de öğretmenim. Dolabın dursaydı niye acele ettin ki? Gel, gel bakayım sen şöyle. Gel. Ne bileyim işte. Geç bile kaldım zaten. Kamu malı sonuçta başkası gelir kullanır. Ben de kimsenin hakkına girmeyeyim, işgal etmeyeyim diye anahtarı erkenden teslim edeyim dedim. Ah güzel yürekli kızım benim. Sen her zaman herkes için en doğrusunu düşünmeye çalışırsın. Bu hep böyleydi. Ben şahidim. Öğrencilerin de şahit hepsi. Her şey gelirdi de aklıma. Yani onlardan böyle ayrılacağım gelmezdi. Çok ağır geldi yaşadıklarım öğretmenim. Sakın. Sakın umutsuzluğa kapılma. Bu işte bir kabahatin olmadığı er ya da geç çıkacak ortaya. Ben buna inanıyorum. Ve sen uzun yıllar öğrencilerinle birlikte olacaksın. Güzel anılar biriktireceksin onlarla. İnşallah. Size de çok teşekkür ederim. Her zaman destek oldunuz bana. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın kızım. Hem benim için, hem bu okul için, hem de öğrencilerin için öyle kıymetlisin ki. Canım benim. İyi ki varsın. Üzülme. Çocuklar. Öğretmenim gidiyor musunuz? Neden topladınız eşyalarınızı? Bir daha geri gelmeyecek misiniz? Öğretmenim ne olur bizi bırakmayın. Gitmeyin ne olur. Çocuklar ne olur yapmayın böyle. Biz sizden şikayetçi değiliz ki. Sizin suçunuz yok. Siz olmadan bu okulun tadı kalmaz ki. Bizi bırakmayın öğretmenim. Biz arkadaşlarla imza toplarız. Gerekirse dilekçe veririz öğretmenim. Bırakmayın ne olur. Çocuklar sizi bırakıp gitmek benim için de dünyanın en zor şeyi. Ama maalesef bir süre ayrı kalacağız. Ama bu geçici bir durum. Bu süreç bittiğinde ben geri döneceğim ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz her şeye. O zamana kadar da ben bu gözlerde yaş görmek istemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Sizden önemli bir şey daha isteyeceğim. Morallerinizi bozmadan derslerinize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceksiniz. Ödevlerinizi de günü gününe yapacaksınız. Söz mü? Söz. Samet oğlum söz mü? Söz öğretmenim. Aferin. Ben hepinize çok güveniyorum çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da sakın unutmayın, tamam? Biz de sizi çok seviyoruz öğretmenim. İşte Selma öğretmenin öğrencileri. O zaman hadi bakalım ben gidiyorum. Sizler de derslere dağılıyorsunuz, hadi. Biz de sizi çok seviyoruz öğretmenim. Bu okul Selma öğretmensiz olmaz. İnşallah hemen geri dönersin bize öğretmenim. İnşallah çocuklar. Çok güzeller, teşekkür ederim. Öğretmenim o zaman ben gidiyorum. Tamam kızım. Hadi bakalım. Çocuklar, dersimiz başlıyor. Hadi, hadi çocuğum. Hadi, 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 hadi. Ali, Yusuf, Mete. Hadi biraz hızlı olun çocuklar. Derse girmiyoruz amcaoğlu. Acil durum. Hemen toplanmamız lazım. Acil durum mu? Evet, acil durum.
annemin yeniden okula dönmesini sağlayacağız. Ben onun üzülmesine dayanamam. Ben de dayanamam amcaoğlu. Ebem o benim sonuçta. Ya amcaoğlu nasıl yapacağız biz bunu? Mantardan anlamayız, sereden anlamayız. Ben en fazla pişmiş mantar gördüm mü yerim. Onlardan anlamamıza gerek yok amcaoğlu. Ben çözdüm olayı. Biri bunu kasten yaptı Selma anneme. Kim? Kim yaptı ki? Bence o deli kadın yaptı. Hangi deli kadın? Adı Yasemin. Geçen gün karşıma çıktı. Acayip acayip şeyler söyledi. Siz görseniz siz de korkardınız. Kesin bir düşmanlığı var bizimkilere. Nasıl emin olacağız ki biz onun yaptığından? Emin olmak için takibi alacağız. Peşine düşüp adım adım izleyeceğiz. Kesin kendini ele verecek. Nasıl ya? Bir çeşit dedektiflik gibi. Filmlerdeki gibi mi? Aynen öyle amcaoğlu. Allah be! Bunun bir gün işe yarayacağını biliyordum. Sen onu önceki yıl alnınızı yakmak için almamış mıydın? Karıştırma şimdi orasını amcaoğlu. Ya dün başka, bugün başka. Hadi hadi bırakın şimdi onu bunu. Bugün elimizdeki her şeyi Selma öğretmeni kurtarmak için kullanacağız. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi hemen harekete geçiyoruz. Ya dur bir yavaş amcaoğlu. Gözünme dedikçe yola atıyorsun kendini. Ne yapayım amcaoğlu, göremiyorum ama. Şşş, sesi olur oğlum. Vallahi çok dikkat çekiyorsunuz ha. Aşamadan yakalanacağız bunun yüzünü. Ne yaptım ben oğlum ya? İşimin hakkını vermeye çalışıyorum burada. Sus sus sus, beni dinliyor. Bu deli kadın. Ta kendisi. Hadi başlayalım takibe. Vallahi çok heyecanlı. Hadi amcaoğlu. Sık sık biraz sık. Sık sık amcaoğlu, bak orası bol kalmış biraz. Biraz daha sık. Hiç mi gücün yok? Sık ya. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun amcaoğlu? Hiç mi akıl veren bir insan görmedin ya? Hala bakıyorsun. Ağzına sokarım bunu ha. Ne? Ağzıma mı sokacaksın onu? Bana bak. Ne? Oğlum siz ne yapıyorsunuz da? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bırak. Bu ne lan? Ya tamam bir durun, Allah Allah. Ramço bana bak. Şş, alo. İçeride küçük bir parça var. Getirsene onu. Ne? Nasıl bir şey? Nasıl bir parça? Ya böyle çip gibi bir şey ya. Çip gibi. Tamam. Küçük bir çip gibi. Tamam hadi sen uğraş. Ramazan. Ha? Oğlum bir bakacak mı? Buyur Adil abi. Bir dışarıda konuşalım. Tanergiller rahatsız olmasın. Gel. Tamam sen git git. Git tamam hallederiz biz. Git sen hadi. Ha. Adil abi hayırdır, bir sıkıntı yok değil mi? Yok oğlum yok, bir sıkıntı yok da. Ben seni baş başa konuşalım diye şey ettiydim. Şu nikahla ilgili. Ramazan, oğlum ben sizi mutsuz edecek bir şey yapmıyorum değil mi? Yani bu yaşa geldim, hissediyor, anlıyor insan. Sen sanki bu evli kişiden pek memnun olmadın gibi. Bak eğer Ramazan, rızan yoksa en baştan söyle be oğlum. Ha yok yok Adil abla, ne olur ya hiç öyle düşünme. Gerçi insanın babasının evlenmesi biraz tuhaf ama ne yapacaksın? Sen içini ferah tut yani, canını sıkma tamam, benim gönlüm razı. Ya sonuçta evimiz ayrı, damımız ayrı değil mi? Ne olacak ki ya, ne problem çıksın? Çok sağ ol yavrum, çok sağ ol, Allah razı olsun. İnşallah bakalım hayırlısıyla. İnşallah ya. Allah mutlu mesut etsin ikiniz de, ne diyeyim. Çok sağ ol Ramazan. Mahalle toplanmışız bakıyorum. Toplandık. Gel kuzum sen de gel, eksik olma gel. Ramazan abi ceket de yakıyor ha.
Ya arada değiştir şunu ya. Vallahi üstüne yapışacak sonunda. Şuna bak. Sen benim ceketime laf edeceksin de şu örgü saçlarına bir bak. Aa, ne varmış benim örgü saçlarımda? Arkası yamuk. Yamuk örmüşsün. Aslı sen kendi bıyığına bak. Senin de bıyığın yamuk olmuş. Anam bıyığıma laf etti. Şuna bak ya. Kız bıyığıma ne laf ediyorum? Kız ben bu bıyığı var ya her gün 2 saat boyunca tıraşlıyorum. Sonra da zeytinyağıyla masaj yapıyorum ben buna. Demek ki bugün zeytinyağı az gelmiş işte. Tamam tamam kızım didişmeyin didişmeyin ayıp. Ya, o başlattı ya Adile abla. Ha tabii tabii. Şş, hadi gidin içeri uçak mı yapıyorsunuz, roket mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yapın. Bir daha da böyle didişmeyin. İkinizin de ağzına acı biber sürerim ha. Haydi. Haydi bakayım. Ya. Ya. Oğlum, kızım. Hüseyin emmi, çayın. Sen hayırdır ya Karadeniz'de gemilerin batmış gibi bir hal? Yok ya yok, öyle ufak bir şey kafama takılmıştı da onu düşünüyordum. Ne oldu? Vallahi Rıfat, sizin oralarda kiralık ev yok mu lan? Ev yok ya Hüseyin emmi. Vallahi biz bu dükkanı zor bulduk. Hayırdır, sen mi bakıyorsun? Yok, emlakçılığa başlayacağım da böyle bir piyasa kontrolü yapayım dedim. La herhalde kiralık ev arıyoruz. Nişana kadar benim ev bulmam lazım. Niye sorayım yoksa sana? Allah Allah. Neden bağırılıyor hemen ya? Ne dedik biz şimdi? Sana da iyilik yaramıyor he? Bana iyilik yapma Rıfat. Bana iyilik yapacaksan kiralık ev bul. Yoksa öyle boş boş konuşma bana. Benim nikaha kadar ev bulmam lazım. Şu çayı da al. Dükkan yakın diye günde 100 tane çay veriyorsun. Vücudumda demir kalmadı ya. 60'ından sonra evlenmeye kalkarsan olur o kadar Hüseyin emmi ya. Şimdi kukum av kuşu gibi düşün dur bakalım ben nerede kalacağım diye. Adeta ayranım yok içmeye, tahterevandan gidiyorum nikaha tercihesine. Bak Selami, zaten canım burnumda. Şimdi seni bir güzel boğmayayım ha. Yok. Ya da dur lan, boğayım. Yok. En iyisi seni boğayım, kasabada bir tane ev boşalsın bari. Kasabada bir tane ev boşalsın Selami. Seyfettin. Boğayın. Seyfettin. Ne Seyfettin? Ne Seyfettin lan? Benim adım Seyfettin. Seyfettin geliyor bak. Senin işini çözse çözse Seyfettin çözer üzerine. He lan doğru diyorum. Bu işi Seyfettin. Yeti bir tane öpeyim aferin oğlum sana. Gel Seyfettin gel hele gel. Gel. Hayırdır senin bir sıkıntın var ne oldu? Ya var var sıkıntı olmaz olur mu? Şey bana çok acil kiralık ev lazım. Hani hemen lazım. Mümkünse şimdi lazım. Hmm. Kaç artı bir olsun? Artısını eşisini bilmem de böyle dam olan akar kokar tok tutar bir yer olsun yeter. Anladım. Sen herhangi bir kiralık daire istiyorsun. Evet. Yok. Yok. Yok hiç yok. Niye o zaman soruyorsun kaç artı bir falan diye? Ha? Maytap mı geçiyorsun lan sen benden? Maytap mı geçiyorsun? Yok madem niye artısını soruyorum ha? Maytap falan geçmiyorum ya. Niye maytap geçeyim? Yok işte kasabada bir tane bile ev yok kiralık. Bir tane Remziye teyzenin de evi var. Dünya turuna gittiği zaman bana anahtarını bıraktı. Ev var sadece. Tamam orayı tutalım işte. Ama Remziye teyze dünya turundan geri dönüyor. Kasabamıza geri dönüyor. Galapagos adalarında kaplumbağa ısırmış. Nasıl ha? Remziye teyze adada kaplumbağayı mı ısırmış? Hayır ya. Kaplumbağa Remziye teyzeye ısırmış ama çok şükür iyi hiçbir şey yok. Ya oradaki doktorlar Galapagos Adası'ndaki doktorlar şey demiş. Remziye teyze demiş sen bana hepimizi gömersin demiş. Ya başlarım ya. Şimdi Remziye teyzenin de Galapagos Adası'nın adresinden abla. Ben sana ne diyorum? Bana kiralık ev lazım diyorsan Galapagos Adası diyor bana. Düşündüğün, dert ettiğin şeye bak Hüseyin'im ya. Sen de Adile abaya iç güveysi olursun. Olur biter ya. Hem valla sen de var ya tam bir iç güveysi tipi var he. Adeta ekmek elden, su gölden yaşar giderim diyeceksin. Selami, sen bittin. Bu sefer seni kesin gebeteceğim. Kesin diyorum bak. Yok. Kesin gebettim nasıl? Ya kaynar çayla, kaynar çayla. Sen senden baştan bir geçiyor lan. Ben burada bana ne diyorum lan? Seni var ya Selami. Büyüdün sen lan bittin sen. Otur. Bittin. Otur, otur. Allah aşkına otur ya. Git sen de. Şu çayını. Thank you.
şöyle kapattık mı? Tamam. Prensesin temizliği tamamlandı. Kremini de sürdüm güzelce, pişik de olmazsın. Ah, sırtın pek, karnın tok. Bezini de doldurmuşsun. Gel hadi. Gel biraz alayım seni. Elif'im, iyi misin? İyiyim, öyle dalmışım, yok bir şeyim. Minik'ten bize kalan bir hatıra desene. Ondan bize kalan son şey. İyi midir sence? İyi bakılıyor mudur? Bakarlar bir tanem. Hem de çok iyi bakarlar, merak etme. O şimdi güvende ve emin ellerdi. Ve artık üşümüyor, karnı tok. Sarılı da geçti biliyorsun. O yüzden merak etme, tamam mı? İçini rahat tut. Yine de gerçek bir evin, sıcak bir yuvanın yerini tutmaz ki Kenan. Ben anlamıyorum yani. Nasıl bir anne çocuğunu bırakır? Onu bu hayatta tek başına yapayalnız nasıl kaderine terk edebilir? Ondan nasıl vazgeçebilir? Bir türlü aklım almıyor benim. Elif'im, hiçbir anne evladından vazgeçmek istemez. O kadın kimdi, neydi, neciydi, ne yaşadı bilmiyoruz ki. Belki bakamıyordu. Belki bırakmaktan başka hiçbir şansı da yoktu. E bunu bilemiyoruz. Ama senin üzüldüğün bu değildi, değil mi? Başka bir şey var ama bana söylemiyorsun. Yok, başka bir şey yok. Başka ne olabilir ki? Üzülmen olur. Halim anne, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyurun gelin içeri girelim. Yok kızım, biz hiç geçmeyelim. Seni almaya geldik. Nasıl almaya geldik kızım? Oo Halime Hanım, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, içeri geçelim. Yok dönürüm, yok. Hiç geçmeyelim. Müsaitseniz biz Selma gelinimi alıp akrabayı Talika el öpmeye götüreceğiz. Onun için geldiydik. Nerede öpmesin? Bizim buralarda adettir. Nişanlanan kız nişanlandıktan sonra erkek tarafın el öpmesine gider. Yani aslında tabii Taner'in de gelmesi gerekiyor ama malum o roketle uğraşıyor. Biz de dedik ki seni alalım, böyle kız kıza gidelim, sana da değişiklik olsun. Ama ben hiç hazır değilim ki, böyle gelmeyeyim ya. Ya bir şey olmaz kızım. Sen hazırlanmana gerek yok. Tut, maşallah, ay parçası gibisin. Hadi ceketini kap gel de adet yerini bulsun. İyi tamam o zaman. Ben çantamı ceketimi alayım, geliyorum hemen. Hadi. Hadi bakalım. Selma kızım. Bak bu benim Fatma abam. Anamın teyzesinin torunu. Yaşça büyük olduğundan biz ona aba deriz. Çok memnun oldum. Maşallah, maşallah. Gelin kızın da pek güzelmiş Halime. Allah damağımı neredesin inşallah. Sağ olasın ayabam. Allah senin torunları da göstersin inşallah. Al kızım şu parayı al. Harçlık edersin. Ay yok sağ olun, ben istemem. Teşekkür ederim. Al sana kızım. Almazsan ayıp olur. Hadi tendir al bacımı. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Al, al. Zaten daha çok toplayacağım böyle açlık. Onunla bize yemek ısmarlarsın. Evet. hadi bakalım kızım. Elinden bir kahve yap da bir kahve içelim. Şey yapayım tabii, mutfak ne tarafta? Gel ben sana göstereyim şurada ileride. Otur kızım sen. Gelin kızım kendi yapsın. Ben yaparım, tamam. Hadi ellerin dert görmesin. Boylu kız. Maşallah, maşallah. Yüz bin kere maşallah. Kahve getirenlerin çok olsun kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Tekrardan eline sağlık. Afiyet olsun. Allah, hiç kusura bakma. Biz buralardan geçtik. Sıra sende. İşte bunlar da benim emmimin kızının görümcesiyle bacısı. Çok memnun oldum. Gel bakayım kızım.
El öperken veremedim. Al şu parayı, koy cebine. Ben artık almasam, vallahi çok utanıyorum ben artık. Al, al. Harçlık edersin. Utanacak ne var bunda kızım? Hadi. İyi tamam, madem gelenek alayım. Teşekkür ederim. Koy cebine. Valla zengin olsun. Maşallah, maşallah. Al kızım. Alayım teyzem, al. Oldu, oldu. İşte şimdi tam olarak bir gederli gelini oldu. Hadi gelin kızım. Bir kahve pişiriverdi. İçerim. Kahve. Teyzem yanlış anlamazsan biz bugün 1,5 saatte 8 kahve içtik. Benim artık elim ayağım titriyor kafeinden. Yapmasak kahve. Mutfakta elma var. Yıka da elma yiyelim o zaman. Elma olur. Elma getireyim ben. Hemen yapayım. Çok yaklaşmayın amcaoğlu. Görmesin şimdi. Nasıl görsün oğlum? Dikizaynısı mı var kadının? Uzatma, uzatma. Takip mesafesini kaçıracağız şimdi. Bakın, bakın dükkanın yüzü. Nalbur mu orası? Ana o. Devam Cano. Nalbur neydi ya? Bütün psikopatların uğrak yeri. Kesici bir alet neyim almış olmasın sakın. Yok artık. Saçmalama amcaoğlu. Neden saçma olsun? Kadın değil demedin mi sen? Anne. Gördü mü acaba abisi? Görmedi, görmedi. Hadi. Kayboldu ki bir anda? Kesin orada, kesin o kulübede. Ne işi var ki orada? Bakmadan bilemeyiz amcaoğlu. Bir şey görünmüyor buradan. Niye sessiz olalım oğlum? Kimse yok ki burada zaten. Vallahi da yok. Yine de korktum ben amcaoğlu. Bir an önce çıkalım buradan. Şuraya da bakalım. Ne oluyor ya? Kendi kendine kapandı kapı. Açın kapıyı, açın. Kilitlendi kapı. Kesin o kadın yaptı. Kesin o kadın kilitledi bizi buraya. İptal! Takip etmenin ne demek olduğunu göstereceğim ben size. Kusura bakma Alicik. Anneler bazen böyle dersler verir.
Anneliğin gereği bu. Bedeli ağır olsa da. Hüseyin Bey, kıyafet falan ne gerek var düşünce? Ben evden buluşturup giyerdim bir şeyler. Ya bakın ya, aşk olsun. Yani bu bizim en güzel günlerimizden biri. Özel günlerde de özel şeyler giyilir değil mi yani? Bakın, bakın şu kıyafet bence fena değil, hoş gibi. Bilmem ki, biraz genç işi değil mi? Bak, aşk olsun. Duymamış olayım ha. Yani siz yaşlı mısınız ya? Yani şöyle uzaktan bakınca böyle üniversite öğrencisi gibi görünüyor. Tabii canım. Şey olsa ev sahibi mesela bir tane ev sahibi seni görse bile uzak. Aa, üniversite öğrencisidir ve ev vermiş. Ya ilahi Hüseyin Bey, ne kadar şakacısınız ya. Aa, ev demişken ben ev bulacağım demiştiniz. Ne yaptınız, bulabildiniz mi? Nerede Adile abi? Kasabada ev yok ki. Sen nereden çıktın lan Zubur? Sen bizi mi takip ediyorsun oğlum? Yok Hüseyin'im, tamamen tesadüf ya. Kimono giymekten Kerim Hanım'a gına gelmiş de birkaç tane dedi fistan albağa gönder dedi, onları almaya geldim. Tamam git Kerim Hanım'a, ne bileyim nereye bakıyorsan bırak. Git öte de ben fistanı yürü. Yani şey, o kiralık ev meselesini siz merak etmeyin. Ben birkaç yere haber saldım. Nikah gününe kadar Allah'ın izniyle hal olacak. Aslında Hüseyin Bey, bu kadar uğraşmaya ne gerek vardı? Bizim ev ne güne duruyor? Vallahi ben de dedim. Aynen. Hazır dedim, kurulu düzen geç otur Hüseyin emmi dedim ya. Ekmek elden, su gölden yaşar gidersin dedim ama dinlemedi ki. Dıkma olacağım diye korkuyor. Sıkma mı? Sıkma canımı benim, selamı yedim. Git git dur dur. Git 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 boğazını sıkma. Adile Hanım, siz bakın güzel bir kıyafet. Buradan da hani şeye, oyuncuya gideceğiz de o açıdan diyorum yani. Çok güzel ama pahalı biraz. Al 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 al, çekinme Adile abi. Yani Hüseyin emmime sadakası olur ya şu anda. Bak bizim bir ölmüşlerimiz var. Sevaptır, al. Selamayım. Adile Hanım, siz şey durun. Ben şunu boyuyorum, geliyorum. Tamam mı? Ya sen benim başıma belasın mısın? Sen benim başıma belasın mısın? Sen benim başıma belasın mısın? Oğlum, roketin raporları hazır mı? Daha değil abi. Ya nasıl daha değil Allah aşkına ya? Hadi hazır olsun bak, yetişmeyecek sonra. Oğlum ne sık boğaz ettin, çocukları hallediyorlar işte. Ya amcaoğlu şu evrak işlerini falan halledelim, ondan diyorum ya. Bir an önce bitsin, sonra bir sıkıntı falan çıkmasın. Oğlum tamam, çıkmaz, iyi gidiyoruz. Biz ne badireler atlattık da bugünlere geldik ya. Allah'ın izniyle halledeceğiz. İnşallah amcaoğlu, inşallah. Şişt. Sen niye bu kadar heyecan yapıyorsun ya? Roket işi bitti ya, oldu bitti bir ya. Sen rahat ol bir. Onun var ya, Neptün'e kadar yolu var amcaoğlu. İnşallah, inşallah. Ah, kahveler geldi, buyurun. Nasıl, sağ ol, biz sağ ol. Eyvallah biz. Eline sağlık. Ay. Bu ne be? Ne koydun kız bunun içine, örgülü? Vallahi sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun yoksa sana örgülü dedim diye? Ya sen uyduruyor olabilir misin acaba ben senin bıyığına laf ettim diye? Ben oğlum uğraşma şu kızla hiç ya, ne olacak? Allah Allah. Eline sağlık, bu ne lan? Böyle seni görmedim ya. Bak tuzlu kahve bir, bu iki, belki bu bir. Bu arada bir iç bakın. İyi. İyi. Ya işte. Bu ne ya? Abi çok özür dilerim. Türk kahvesiyle filtre kahve karıştı herhalde. İkisi de birbirine benziyor ya. Hemen değiştireyim ben, vallahi kusura bakmayın. Tamam Filiz, tamam bir dur, bir sakin ol abicim Allah aşkına, tamam. Ne kusuru ya, Allah Allah, bu sefer de böyle içelim. Bir eşlik olsun bize de. Tabii tabii. Sen bak hadi işlerine bak hadi. Yine de su getir bir ara da. Bu örgülü de aşık mıdır nedir ya? Garip garip hallerdi. Uğraşmam kızla ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Musti, ya sen gelir miydin buralara ya? Aa, gel gel Musti, hoş geldin, gel. Hangi rüzgar attı Musti'ye, gel otur. Vay 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 ya, bu nedir ya? Ya söylediler de ben de bir bakayım dedim ya. Maşallah işleri büyütmüşsünüz, vallahi helal olsun ha. Ya Veysel, geçen gün seni tamirhanede öyle gördüm vallahi. Dedim bir arpa boyu yol alamamış daha bu. Ya güya
Diyordum ki seninle beraber ortak iş yaparız ama benim seninle ortak iş yapmam lazımmış ya. Ne arıyorsunuz? Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor ya, yapıyoruz bir şeyler işte. Bizim roket işi var da işte onun motoruyla falan uğraşıyoruz. Şirket gelecek çünkü. Roketi yurt dışına götürecekler. Orada bir fuar falan var. Ona katılacak. Öyle çalışıp duruyoruz Musti. Ya çalışın, çalışın tabii ya. Çalışmak iyidir ya. Hem cebi doldurur hem insanı diri tutar. Ha Veysel, bu arada yatırım neyin düşünürsen aklında olayım ha. Ara beni, çekeyim ya toprağım. Sonuçta biliyorsun para kazanmanın sınırı yok. Tamam tamam, merak etme, sen aklımdasın benim. İyi bak, senden haber bekliyorum ha toprağım. He Taner, Ramazan. Yani sizin de aklınız olsun ha. Böyle yatırım neyin bir şey olur. Arayın beni, çekinmeyin yani. Eyvallah Musti, eyvallah. İyi o zaman. Hadi kolay gelsin. Ben daha fazla tutmayayım sizi. Allah'a ısmarladık. İyi hadi bakalım. Sağ ol, görüşürük. Keşke diyorum, biliyor musun? Keşke ona o kadar ağır sözler söylemeseydim. Ama keşkeler kâr etmiyor işte. O gitti. Şimdi kim bilir hangi denizlerden geçiyor? Hangi kuşlar uçuyor üstünden bilmiyorum. Şu an nerede, nasıl, hiçbir fikrim yok. Bildiğim tek bir şey varsa o da onu ne kadar özlediğim. Şimdi çıksa gelse, tertiplese ben döndüm, buradayım artık. Hiçbir yere gitmiyorum. İşte o zaman dünyanın en mutlu insanı olurdum herhalde. Yani tertip demesi bile umurumda olmazdı. Döndüm demesi yeterdi ama yok işte. Ne gelen var ne giden. O uçsuz bucaksız masmavi denizlerde şimdi. Bense burada, kupkuru bozkırın ortasında bir umut dönmesini bekliyorum. Aynı babamı beklediğim günlerdeki gibi. Aynı umutla, aynı çaresizlikle bekliyorum. Seninle kaderlerimiz aynı demiştim ya. Gerçekten de öyle. İkimiz de bekliyoruz işte. Sen yola çıkmayı bekliyorsun. Bense yoldan gelecek olanı. Beklemek kaderimiz bizim. Gitmediğimiz bir tek şey kaldı. Bizim rahmetli halanın eltisi. Ha. Ay yok ya, ona da başka gün gideriz. Valla kızı kapı kapı gezdirdik ha, yoruldu. Selma kızım, yoruldun mu hakikaten? Ay kusura kalma Emi. Bizim sülalemiz biraz kalabalık da alışırsın yavaş yavaş. Yok yok, estağfurullah, ne kusuru. Benim için de iyi oldu. Hem ben sizin akrabaları tanımış oldum. Hem kafam da dağıldı biraz. İyi oldu. Tamam ama öyle hemen dağılmayalım ya. Gidelim eve, güzel bir çay demleyelim. Hep birlikte oturalım. Ama söz, bu sefer çayı ben demleyeceğim. Olur, tamam. Akıllı gelelim. Gülsüm hocam. Dışarıda mıydınız hanımlar? Ben de şimdi geldim. Halleri merak ettim. Hayırdır Gülsüm hocam? Onlar okulda değiller miydi? Evet, en son okuldalardı. Öyle de derse girmediler. Üçü birden kayboldu ortadan. Ben de merak edip geldim. Nasıl olur ya? Allah Allah. Bu üç havadar bir olup okulu kırmasınlar. Yok, yapmazlar ki öyle şey. Nerede olabilirler bunlar o vakit? Biz bir eve avluya bakalım da bir muzurluk peşinde olmasınlar. İyi. Hadi. Gel canım, hadi şuraya bakalım ya. Bir açın da. Selma. Mete. Yusuf. Ali. Oğlum neredesin ya? Nerede bu çocuklar ya? Yoklar. Gelmemişler eve. Of. İyi, ben gideyim bir de bizim eve bakayım. Belki oradadırlar. Tamam. Ben de bize bakayım o zaman, haber veririm. Cemile'm bize de bak, atölyeye falan aşağıdaki. Tamam bana. Kızım haber vermeyi unutma, tamam mı? Haberleşelim. Tamam, merak etme. Hadi. Halime teyze, biz de Taner'lere falan mı haber versek? Dur kızım, şimdi hemen verme. Azmanlar da bir baksın, öyle. Hay Allah'ım ya Rabbim, nerede bu çocuklar ya? Nerede? İmdat! Kimse yok mu? Boşuna uğraşma amcaoğlu. Bu
soğukta kim kurtarmaya gelir ki bizi? Hem bizim ne işimiz varsa burada? Amcaoğlu, titriyor musun? Üşüyorum amcaoğlu. Vallahi ben de çok üşüyorum amcaoğlu. Uykum da geldi zaten. Sakın uyumayın. Ben bir kitapta okumuştum. Uyursak donarız. Ne yapıyorsun amcaoğlu? Belki ısınmanın bir yolunu buluruz. Amcaoğlu, yeni yazılım yüklenince kontrolleri tekrar yapalım, tamam mı? Yaparız amcaoğlu. Az kaldı zaten yüklemem bilirsin. Vallahi bugün var ya iyi çalıştık ama. Yemin ediyorum bir güzel bir yemeği hak ettik. Sizi var ya çıkışta köfteci Hadi'ye götüreceğim söz. Vallahi. Eyvallah, eyvallah. Ne oluyor lan hepsi aynı anda? Hayırdır inşallah. Efendim Cemilem? Asuman, tamam dur bir panik yapma ya. Bir sakin. Nasıl? Ne diyorsun ana sen? Nasıl hali yok ya? Okulda, okulda değil mi ya? Ya kesin dedesine gitmiştir ya. Bu dedesi kılıklı. Gitmemiş mi? Ana tamam bir, tamam bir sakin ol. Biz bakarız şimdi. Tamam, tamam. Tamam. Sizinkiler de? Oğlum üçü birden niye okulu kırsın lan? Ya sanki biz az kırmadık okulu. Ya bunlar var ya kesin dereye balık tutmaya gitmiştir ha ben diyeyim. Tamam o zaman ilk oraya bakalım ya. Tamam ya bir panik yapmayın, hadi, telaş hadi. Yapmayın ya. Oğlum üçü de yok ama lan. Ya tamam ne olacak amcaoğlu bir rahat olsanız da gözünü seveyim ya. Çok şükür bebekler uyudu. Sana bir Türk kahvesi yapayım mı? Şöyle karşılıklı içelim diye ana... ana kız diye dedim. Vallahi ben de köpüklü bir Türk kahvesine hayır demem. Hazal yazıyor burada. Bebeğin adını Hazal mı koydunuz? Ya ufak bir yanlışlık olmuş işte. Hacer, Hazal, memur karıştırmış. Zaten adamın emekliliği gelmiş de. Ya biz aslında hemen değiştirecektik ama sorduk. Böyle mahkemeye falan gitmemiz gerekiyormuş. Ne yapacağız Rıfat'ım ya? Baksana bir şey de demedi. Çok kırıldı herhalde. Ya böyle öğrenmesi çok kötü oldu ya. Ya haklı kim olsa alınır. Gönlünü almamız lazım. Kenan, ya benim şarjım bitmek üzere de sen bir annemi arasan, alınacak bir şey lazım mıymış bir sorsan. Eve gitmiyoruz ki. Nasıl yani? Nereye gideceğiz? Ya sürpriz. Ne sürprizi ya? Ya gidince görürsün hadi. Dur bir, nereye gideceğiz? Sürpriz dedim ya bir tanem. Bak sadece şunu söyleyebilirim. Seni çok mutlu edecek birinin yanına gidiyoruz. Allah Allah. Kimmiş bu beni çok mutlu edecek kişi? Yani senden de mi çok mutlu edecekmiş? Orasını bilemem. Gidince göreceğiz. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Allah Allah. Rafet'ine güzelliğine bak ya. İnsanın baktıkça içi ısınıyor, nasıl oluyor? Seyfettin kardeşim. Sen ne işin var burada ya? Ne yapıyorsun Selami? Bir düğün işi için mekan bakmaya geldiydin de sen boş ver şimdi beni ya. Sen hayırdır? Niye ara aşık oldun diyorsun öğretmene? Ne alakası var? Dün öyle bir şey nereden uyduruyorsun bunları?
Aa işte elin ayağın birbirine dolandı. Yüzün kıpkırmızı oldu. Adeta sevdanın karasına tutuldum dercesine. Ya madem aşıksın bana neden söylemiyorsun? He? Ya ne alakası var? Hem öyle olsa sana niye söyleyeyim? Sevinleri kavuşturmak bizim işimiz de ondan kardeşim. Ya Hüseyin'e mi te o yaşında Adile abayla evlilik yoluna nasıl girdi? Nasıl? Hep benim emeklerim sayesinde. Ama sen merak etme. Ben de Selami isem seninle mevsim öğretmenin arasını da yaparım evvelallah. Saçmalama Selam, ben böyle bir şey talep etmem. Sen benden haber bekle kardeşim, o iş bende. Lütfen. Şşş. Ben de... Lütfen ya yapma ya Selami. Vallahi kendi kafana göre ters düz işler yapma. Yapma. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi kesin buradalar amcaoğlu bak kesin. Bu sefer buradalar. Hadi inşallah amcaoğlu inşallah. E orada bak kovaları falan malzemeler. Hayırdır gençler? Heh dayı bu malzemeler senin mi? Evet benim, ne oldu ki? Dayı biz 3 tane çocuk arıyoruz ya, buraya gelmiş olabilirler. Sen gördün mü buraya gelen giden birilerini? Ya da böyle malzeme falan bıraktılarsa onu gördün mü, olta molta bir şey? Yok gelip giden görmedim vallahi. Sabahtan beri bir tek ben varım burada. Allah'ım nerede bunlar ya? Bulacağız amcaoğlu bulacağız. Hemen bir eve geçelim bakalım. Belki arkadaşlarından birine falan gitmişlerdir. Tamam bir bakalım hadi. Tamam hadi. Teşekkürler müdür bey, eksik olmayın. Tabii tabii tabii. Haber veririm ben size. Of. Müdür bey, okulun etrafında aratıyormuş çocukları. Sağ olsun, sağ olsun. Bu soğukta nereye gider, ne yaparlar? Allah'ım sen koru yavrularımı. Kızlar, var mı bir haber? Yok yenge, yok hiçbir haber yok. Bütün arkadaşlarım dolaştık, ne gören var ne duyan. Ya bir şey geldiyse başlarına. Yok kızım yok. Dur. Öyle deme. Yok. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Buluncaklar hemen bak, göreceksiniz. Oğlum neredesiniz siz? Çocuklar yok hala ortada. Dur ana geldik geldik, bir sakin ol, önceye geldik. Ya siz dereye baktınız mı? Ya baktık baktık da yoklar orada da. Siz arkadaşlarına falan sordunuz mu? Teker teker hepsinin evine gittik de kimsenin haberi yok. Ve sen ne yapacağız şimdi? Vallahi vakit kaybetmeden jandarmaya haber vereceğiz. Hadi. Hadi. Ay Allah. Taner abi bulundu mu eller? Yok bulunamadı. Sen bir şey biliyor musun? Bugün hiç görmedim ama her zaman gittikleri bir yer var Taner abi. Gizli bir yer. Kimseye söylemiyorlardı ama ben birkaç kez görmüştüm oraya girip çıktıklarını. Belki oradadırlar. Neresiymiş orası, bir göster bakalım gel. Hadi. Gel yürü hadi bakalım göster. Yeter, bizi habersiz bırakmayın. Kanka. Nasıl ya? Ne gizli yeri? Bilmiyorum. Gördünüz mü? İşte girişi şurada Taner abi. Aslanım benim Murat, Hızır gibi yetiştin. Eksik olma aslanım. İnşallah burada durur. Yusuf. Ali. Çocuklar. Ali. Yok. He? Yok. Oğlum burada mısınız Ali? Ramazan. Yok burada da yoklar ya. Çocuklar neredesiniz ya? Yok delireceğim vallahi, kafayı yiyeceğim ben ya. Şş, bana bakın. Bunlar burada ne yapıyormuş böyle? Ya bunlar bir şeyler yazmışlar bak buraya. O ne lan? Ne lan bunlar? Uçan bisiklet projesi diyor.
Yok artık ya. Baba ver bakayım ya. Bak hele bak. Baya baya kendilerine düzen kurup proje yapmışlar ya. Baba kim bilir daha neler çıkacak acaba? Vay arkadaş ya. Baba baya çizmişler, tasarlamışlar he. Ne yazıyor orada? Bak bak. Şifana bakın bir şey yazıyor. Selma öğretmeni kurtarma operasyonu. Oğlum Selma kimden neyden kurtaracaklar? O ne lan? Yok amcaoğlu kesin bir iş açtılar başlarına. Ya kim bilir nasıl bir belaya bulaştınız acaba ya? Yok ben jandarmayı arayacağım olmayacak böyle. Ara ara. Ara bir amcaoğlu. Alo komutanım. Ben Taner Kaya. Komutanım bir kayıp ihbarında bulunacaktık. Oğlum Ali'ye ve yeğenlerime ulaşamıyoruz komutanım. Hayır her yere baktık yoklar. Tamam komutanım. Yorum boşuna yorma kendini artık. Hem kıvılcım falan da çıkacağı yok. Olmayacak işte belli. Olacak amcaoğlu olacak. Biz bir keresinde babamla yapmıştık. Birazdan tutuşacak tahtalar. Birazcık ateş yakabilsek bile burası sıcacık olur. Amcaoğlu ben dayanamıyorum artık. Çok üşüyorum. Dikkat dikkat. Kasaba sakinlerimizden Taner Kaya'nın oğlu Ali Kaya, Veysel Kaya'nın oğlu Yusuf Kaya ve Ramazan Kaya'nın oğlu Münir Mete Kaya kaybolmuştur. Tekrar ediyorum. Ali Kaya, Yusuf Kaya, Münir Mete Kaya kaybolmuştur. Görenlerin insaniyet namına haber vermesi önemli rica olunur. Mete? Kamura? Münir. Münir doğru mu bu? Mete kayıp mı oldu? Evet Kamural. Çocukların üçü de sabahtan beri kayıp ne yazık ki. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Nereye gider bu çocuklar? Tamam Kamurancığım. Merak etme bak. Dört koldan arıyoruz. Sen sakin ol yeter. Yani inşallah hayırlısıyla bulacağız. Merak etme. Ben nasıl sakin olayım Münir? Benim torunum kayıpken ben nasıl sakin olabilirim? Nasıl kayboldular? Nereye gittiler? Kim bunun sorumlusu ya? Nerede bu çocuklar? Cevabını bilmiyormuş gibi soruyorum bir de. Çocuğa sahip çıkamayan anasıyla babası tabii. Ben defalarca söyledim değil mi Münir? Bunlar bu çocuğa bakamıyorlar dedim. Başımıza bunların geleceğini biliyordum ben. Adım gibi biliyordum ama dinlemediniz ki beni. Bak şimdi nerede çocuklar ya? Allah'ım nerede bu çocuklar? Duyduklarım doğru mu? Taner'in çocuklar mı kaybolmuş? Böyleymiş gülüm ya. Ay Allah'ım sen korun. Sefer abiye de haber gelmiş. Dört bucağında çocukları arıyorlar. Erivan hadi biz de aramaya gidelim. Gidelim gülüm gidelim. Tamam gidelim. Şunu da vereyim sana. Tamam. Bak. Selamünaleyküm muhterem. Aleykümselam. Hayırdır? Havaya bakar bakar dolanırsın gene. Bülbüllerimi ararım Ciritçi Abdullah. Hava çok soğuk. Dönmediler daha. Neden saldın ki onları? Ben salmadım onları. Kendileri uçup gitmişler. Normalde yapmazlardı. Peki böyle bulabilecek mi onları? Ben hiçbir zaman onları bulmam ki. Hep onlar beni bulur. Kaderin okları gibi. Kaderin okları mı var? Hem oku vardır, hem gülü. Bazen ok atar, bazen gül. Ok atarsa ne olur? Ok atarsa gül atacağının işaretidir. Peki gül atarsa? Okunu atmış. İnsan sabretmiş ki peşinden gül gelmiş. Peki gül atarsa bir daha ok atmaz mı dersin? Atar ama oku insanı o kadar yakar mı? Dövüle dövüle tavını bulur mu demir? Bak şu bozkıra Ciritçi Abdullah.
kaç hazan görmüş, kaç bahar, kaç yaz, kaç kış. Hala ayakta, ben buradayım diye uzanıyor boydan boya. Oku atarken bile geri doğru çekmez misin? Taşı atarken elin en geri gitmez mi? Zıplamak için insan en dibe inmez mi? Düşecek ki daha güçlü kalksın ayağa, öyle mi? Her dert insanı bir adım ileri taşır. Derdim var diye korkma Cilitçi Abdullah. Dertsizlikten kork. Asıl yiyip bitiren odur insanı. Bülbüllerim buldular beni. Çok şükür donmadan geldiler. Gözün aydın. Dersem sürpriz olur mu? Hem zaten geldik. Bak. Sürpriz o muydu? Evet. Görmek istemez misin? İstemez olur muyum? İsterim tabii. Çok özledim zaten. Yani o zaman... Daha fazla bekletmeyelim cimcimeye. Hadi. Nasılsın güzellik? Bak sana kimi getirdim. Aşkım benim. Nasıl durum, alıştı mı? Alıştı alıştı. Keyfi gayet yerinde. Uyku ve yeme düzeni de normal. Sarılığı da geçti biliyorsunuz. Her şey yolunda, merak edilecek bir şey yok. Çok şükür. Çok şükür. Biz kızımıza koruyucu aile olmak için başvuru yapmak istiyoruz. Koruyucu aile mi? Kenan bana hiç bahsetmedin bundan. Bir tanem, asıl sürpriz buydu zaten. İstemez misin? Cimcimeyi alsak, ailemizin bir parçası olsa güzel olmaz mı? İsterim, çok isterim hem de. Seni çok fazla isterim. Ama hani ileride bizim de bebeğimiz olursa... Olsun, ne güzel olur. Ona ablalık eder, beraber büyürler. Teşekkür ederim. Çok sevindim.
seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şuna bak, şuna nasıl bakıyor bak. Bak şuna bak. Bak nasıl bakıyor bak. Maşallah ya. Geçer şimdi seni. Mete! Ali! Ali! Yusuf! Yusuf! Mete! Neredesin oğlum? Ali! Yusuf! Mete! Yusuf! Ramazan! Ramazan! Yusuf! Neredesiniz ya? Neredesiniz Ali oğlum ya? Siz şu tarafa gidin. Siz de benimle bu tarafa gelin. Ramazan! Elbaşı ucunda hemen haber veriyorsunuz bana. Başüstüne komutanım. Mete! Ali! Yusuf! Ramazan! Ali! Ya yok öyle işte ya, hiçbir yerde yoklar. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? 2 saat hava kararacak Cemile, ne yapacağız? Allah'ım sen yardım et. Kızlar tamam, bakın sakin olun. Bütün kasaba dağıldık, çocukları arıyoruz. Geç olmadan da bulacağız, tamam mı? Merak etmeyin. Tamam. Mete! Taner, hiç iz yok mu? Yok, yok. Oğlum! Delireceğim ben, delireceğim. Allah'ım sen aklıma bu gayet ol. Yusuf! Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam. Filiz'e haber yok mu? Arayayım, arayayım. Arayayım Asuman, doğru dedin, arayayım. Hah, abi vardık şimdi tepeye. Drone'u uçuruyoruz. Hadi Filiz, göreyim seni. Bak kasabada, bozkırda her yeri karış karış arayın, tamam mı? Hiçbir şey gözden kaçırmayın. Şüphe ettiğiniz ne varsa bana haber verin, tamam mı Filiz? Hadi ne olur. Tamam abi. Hah, şimdi zaten görüntü almaya başladık. Merak etme sen, bulacağız onları. İyi, güzel, güzel. Aslan Filiz, hadi bakalım, hadi. Hadi. Başlamışlar mı oğlum? Tamam, tamam, sakin ol ya, tamam. Yusuf! Mete! Ali! Oğlum! Mete! Yusuf! Kesin şu anda bizi arıyorlardır. Arasalar da ne olacak ki amcaoğlu? Bulamazlar. Ben ölmek istemiyorum amcaoğlu. Ben annemi özledim, babamı, ablamı, nenemi, dedemi, herkesi özledim. Ben de amcaoğlu. Ayaklarımı da hissetmiyorum zaten. Oldu amcaoğlu, başardım. Şu gazeteleri verin. Amcaoğlu çok yandı bunlar. Amcaoğlu bu duman ne ya? Çok uyuyor o zaman. Çeken bir yerde denk gelirler mutlaka. Bak, dumanlar da arttı.
Anne oğlum, Yusuf! Anne oğlum! Yusuf! Amca yolla Filiz. Yolla, koordinatları hemen yolla. Yürü amcaoğlu, yürü, yürü. Yürü, yürü, gelin, gelin. Yürü lan, yürü. Amcaoğlu, burayı gösteriyorlar. Burayı gösteriyor, burayı. Yusuf! Ali! Ali! Baba! Kurtarın bizi! Ali! Ali! Geldik oğlum, kurtaracağız sizi. Yusuf! Hadi amca oğlum, gel oğlum, gel. Geldik oğlum. Kurtarın bizi! Hadi amca oğlum, hadi! Gel, gel. Geldik, geldik. Ali! Ali, Ali, gel. Oğlum, Yusuf! Baba, söz veriyorum. Daha sonra çekemeyeceğim. Tersler falan etmeyeceğim. Tamam, tamam. Kurban oldum. Tamam oğlum, ağlama yavrum benim. Tamam, geçti bak. Tamam, bir şeyim yok. Geçti. Baba, ben de senden izinsiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam oğlum, tamam, tamam. Bir şey yok. Tamam, bir şey yok. Tamam yavrum. Şey yok. Ben çok korktum Selma anne. Geçti gözlerim, geçti, biz yanındayız. Korkma, korkma, korkma. İyi misin, var mı bir şey? Anne, bırakma beni. Bırakma beni anne. Bırakırım, ben seni bırakmam, bırakmam. Bırakmam, bırakmam. Allah'ım, sen hiç gülemezsin. Öksürüyor bunlar. Ne yapsak, bir hastaneye falan mı götürsek ha? Yok, iyiyiz, iyiyiz. Yok ya, iyiyiz biz. Çok şükür, çok şükür bulmuşsunuz çocuklar. İşte odunlar tutuşmuş da dumandan etkilenmişler ama iyiler çok şükür. Allah korudu vallahi ya. İyi iyi, şimdi buradalar çok şükür, iyiler tamam. Çok şükür ya. Geçti gitti, zamanında yetiştiniz. Bizi boş verin de o kadını yakalayın. Her şeyi o yaptı. O deli kadın tuzak kurdu bize. Hangi deli kadın oğlum? Kimden bahsediyorsun lan? Geçen gün karşıma çıktı. Hatta Cemile yengemle Elif yengem de gördü. Yasemin mi? O mu yaptı? Nasıl, Yasemin geri mi döndü? Burası komutanım, ev burası, gelin. Buyurun, buyurun. Giriş böyle komutanım, buyurun. Buyurun.
Yasemin burada mı? Buyurun memur bey. Bir şey mi vardı? Ben sana halden uzak dur demedim ya. He? Ben sana halden uzak dur demedim. Ya, dur oğlum, defteri dürülecek zaten, dur ya. Komutanım işte bu kadın. Çocuklarımızın canını kasteden kadın bu. Ay, ben kimin canını kastetmişim ki? Anlamadım. Birazdan anlarsın. Komutanım bu psikopat zamanında Ali'yi de kaçırdıydı. Yıllarca tedavi gördü bu yüzden. Değil ya bu. Hakkınıza şikayet var. Üç küçük çocuğu bir kulübeye hapsetmişsiniz. Bu zorla alıkoymaya girer. Ben mi hapsetmişim? Ben bugün evden dışarı çıkmadım ki. Sabahtan beri neneme bakıyorum ben. Nene, sen de söylesene. Torunum benimleydi bütün gün oğlum. Kaç gündür beni bakıyor. Kapı dışarı çıkmadı ki. Aman bir yanlışlık edip ayırmayın bizi evladım. Teyze bak, bu kadın sana bunları zorla söyletiyorsa Allah aşkına korkma, bir şey olmaz, sen gerçekleri söyle. Torunum o benim. Ne yapmış ki? O bakıyor bana. Rahat bırakın. Çıkın gidin evimizden, rahat bırakın torunumu. Bir de akraba olacağım Taner. Yazıklar olsun sana. Buyurun beyler. Çocuklar, siz kapıyı kilitleyen kişiyi net olarak gördünüz mü? Peki kadın mıydı, erkek miydi? Yani açıkçası onu tam göremedik ama biz sadece takip ediyorduk. O bize tuzak kurdu. Ama görmediniz. Yok. Neden takip ediyordunuz? Selma annem için. Selma annemin yeniden okula dönmesi için. Çünkü biz ondan şüpheleniyoruz komutanım. Zehirli mantarları o koydu diye. Öyle düşünmüştük ama başaramadık. Özür dilerim Selma anne. Boşuna ümit bağlama kızım. Bırak şu çocuğun peşini. O dengini bulmuş. O senin dengin mi Allah aşkına? Neden değilmiş dengim? Hem sana ne oluyor sana? Sen ne anlarsın ki? Daha çorba bile içemiyor. Sizden şikayetçi değiliz ki. Sizin suçunuz yok. Biz arkadaşlarla imza toplarız. Gerekirse dilekçe veririz öğretmenim. Bana bak Sametciğim, o küçük ağzını kapalı tutacaksın. Kimseye de bir şey demeyeceksin. Yoksa evini damını yakarım senin. Selma öğretmen için aileni yakacak kadar da aptal değilsin umarım. Bence acele karar vermeyeyim bu kadar. Yani ben de gideyim bir öğretmen arkadaşlarımla konuşayım. Bir bakalım neler yapabiliyoruz. Size yardımcı olmak için mutlaka bir yol bulunmuş, merak etmeyin. Özellikle TVR avcılık olarak Samet'in bütün masraflarını karşılayacağız. Siz yeter ki okuldan geri koymayın Samet. Ben devam edebileceğim yani okula. Teşekkürler Taner abi, çok teşekkürler. Edeceksin tabii, aslan parçası edeceksin, edeceksin. Gel. Hocam ben size bir itirafta bulunmak istiyorum. Hayırdır oğlum? Ne itirafı? Sera'daki zehirli mantarlar hakkında. Onları ben koydum oraya. Selma öğretmenin hiçbir suçu yok. Her şey benim yüzümden oldu. Oğlum senin ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu? Sen mi zehirledin yani bütün arkadaşlarını? Bile isteği olmadı hocam. Ben onların zehirli olduğunu bilmiyordum. Öyle diğer mantarlarla birlikte yetişsinler diye koymuştum oraya. Selma öğretmenin haberi yoktu. Sonra herkes zehirlenince korktum. Söyleyemedim hocam. Özür dilerim. Bir ceza verilecekse ben razıyım. Selma öğretmen dönsün yeter ki. Onun suçu yok. Bütün suç benim. Ver anneciğim. Oğlum olmaz ki böyle ya. Üşüyeceksiniz burada.
Anneciğim. Hadi gel evimize gidelim. Bak deden de evde seni bekliyor. Ben babamın yanında kalmak istiyorum. Ben de. Hem bir şey olmaz. Burada da soba var. Burası da sıcak. Cemile tamam tamam kalsın çocuklar ya. Tamam lan yatın. Soborlar. Biz de az yatmadık buralarda. İyi hadi üstünüzü örtün bakayım iyice. Örtün iyice. Üstünüzü örtün. Heh. Güzel kapat. Ya var ya düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum ben. Vallahi bak yani. Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Tamam yeter ya. Sakin ol geçti. Olur çocuklar güvende burada ya. Siz madem biliyordunuz niye bana söylemediniz ha? Ya vallahi biz Salim'e yengeye söyledik ama. Ya o da işte senin aklın karışmasın deyince. Hançoru tamam sen bu konuyu fazla kurcalama tamam mı? Bak daha üstüne gidersen yemin ediyorum o deliği var ya üstüne sıçratırsın ben sana söyleyeyim yani. Oğlum bana bak amca akla. Bizden habersiz gidersen hesap sormaya kalkarsın. O kız manyak oğlum. Bak sağa solu belli olmaz. Hadi bak daha çok işimiz var. Hadi topla kafanı hadi. Hadi şampiyon fuarlar bizi bekliyor ya. Hadi. Kızlar hadi sizi de bırakayım. Hadi. Olur. Hadi gel. Ya bir şey olmaz ya. Kalla uyurlar ya. Ya üşüyecekler. İyice kapat bari. Bunlar, biliyorum açıyor üzer. Şşt yatın lan. Hemen uyumuşlar ha. Ellerine sağlık canım benim. Çok güzel olmuş yine. Salep bizim işimiz. Atay'a hadi yarın. Benim için yapmış. Benim için tehlikeye atmış kendimi. Çok seviyor seni. Annesi gibi. Ben çok korkuyorum Mevsim ya. Yani onun sevgisine layık olamamaktan. Ne bileyim onu kıkırmaktan, incitmekten. Bazen diyorum acaba hiç hayatlarına girmesem miydim? Sen onlara zarar vereceksin. Canım benim. Senin girip de güzelleştirmediğin hiçbir ortam, hiçbir sınıf, hiçbir hayat olmadı. Değil mi? Mesela ben. Tanıştığımızda ben ne haldeydim? Neler yaşamıştım. Hatırlıyorum. Bence hiç oralara girmeyelim şimdi. Bence de. Fakat sevgili Selma Çiçek, sizin girdiğiniz ortam çiçek gibi olur. O yüzden artık bunlara tasalanmayı bırak. Şu bardağı al artık. Hadi. İç ikinciyi koyacağım ya. Hadi. Tamam, tamam. Abi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Sağ olasın. Cem. Hayırdır Rıfat bu ne? Evlenmişsin. Hayırlı olsun çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. Ya sağ ol da hiç gerek yoktu ya. Sen bir hayırlı olsun demen yeterli sağ olasın. Yok yok. Yok. Koyunu cebine. Biz de bu yollardan geçtik durumları biliyorsun. Hadi Allah mesut etsin. Ya ama Rıfat böyle... Ya Hamdi tamam seslenme oğlum sen de. Adamın içinden gelmiş. Adettir bunlar da öğrensen de. Sağ olsun ne diyeyim. Ya insanın böyle kötü gününde, iyi gününde yanında birilerini görmesi ne güzel bir şeymiş ya Sefer. İnsan sevdikleri yanında olunca her gün bayram değil mi? Kıymetini bilmek lazım kardeşim. Öyle. Ya şeyi soracağım. Erkan'dan haber var mı? Erkan işte arada ben iyiyim diye mesaj atıyor. Allah'ın izniyle bir karaya çıksın da gideceğim, konuşacağım kardeşim. Ya senin gücü bir mesleğin var ya. Bütün sevdiklerin burada. Ne işin var senin orada? Haksız mıyım Hamdi? Şimdi genç adam neticede. O kaçabildiği kadar kaçmayı dener. Ne zaman ki kendinden kaçamadığını anladığında geri döner. Merak etme. İnşallah kardeşim. İnşallah senin de bir oğlun olur da. Böyle roller değişiriz ha. Sen bana dert yanarsın. Ben seni teselli ederim. Biz oralardan geçtik be Sefer. Bu saatten sonra benim çocuğum olmaz. Ama nasıl laf kardeşim? Bak Allah'a çok şükür evlendiniz.
Sen gelsin, yenge hanımdan genç maşallah. Niye olmasın? Öyle de bizim evlilik öyle bir evlilik değil. Nasıl bir evlilik kardeşim? Yani işte biraz mecburiyet, biraz prosedür diyelim. Yani şu komşuların dedikodusu kapansın. Kadıncağız o belalılarından kurtulsun diye bizimkisi. Vallahi yenge hanımı evlenmeye kabul edince ben ikinizin de gönlü var sandım. Yani ya Sefer, yani ayıptır söylemesi, biz ayrı ayrı odalarda yatıyoruz. Yani eli elime değmedi. Değmez de. Biliyorsun geldiğinde müşkül durumdaydı. Yani böyle sanki müşkülünden faydalanmak gibi olur. Fazlasını da istemek bize yakışmaz. Kaldı mı da senin gibi adamlar? Ha? Kaldı tabii. Bak karşımda çay içiyor işte. Estağfurullah yok. Ya böyle ne güm 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 vuruyorsun ya? Allah aşkına geldim tamam ya bu saatte. Patlama ya. Aa Hüseyin'im senin ne işin var bu saatte ya burada? Seyfettin, vallahi o kadar çalıştım, çabaladım, baktım, ettim yok. Ev yok, arkadaş yok, bildiğin yok işte. Yok ama zaten bugün geldin sordun ya gündüz söyledim ben yok diye yok. Sen yok dedin diye ne oldu? Benim işim halloldu mu yani? Hallolmadı. Benim yarın nikahım var. Nerede oturacağım ben? Nerede yaşayacağım ben? Ya abartma istersen Hüseyin'im ya. Gören de seni böyle sokakta falan kaldı zanneder ha. Adil abanın yanına taşınırsın işte. Olmaz. Olmaz. Ben iç güveysi yaşayamam diyorum lan. Lan kasabalı beni maytaba alır. Örselenler beni. Seyfettin, sana yarına kadar, nikaha kadar mühlet veriyorum lan. Eğer evi bulmazsan... Bütün kasabaya senin mevsim öğretmeni sevdiğini söylerim vallahi. Aa yapmayalım o şekilde ne olur yapmayalım ya. Lütfen olmaz ki böyle. Tehditle şantaj olacak iş mi bu ya ne olur? Ne yapayım ya olur mu olmazını bilmem ben. Giderim o anons odasına girerim. Alırım o mikrofonu elime. Dikkat dikkat alo alo derim. Mevsim öğretmeni aşık olmuş Seyfettin derim. Her çeşede bunu yayarım. İndir mikrofonu indirelim yapmayalım. O şekilde yapmayalım tamam ben o zaman tamam. Ben yarın bakayım ben ayarlamaya çalışayım olur mu? Git ama şimdi sen ne olur? İyi tamam o zaman al şu mikrofonu. Ver. Ver şundan biraz. Al bundan. Hadi bakalım yarına kadar hallet bu işi. Vallahi fena olur söyleyeyim ha. Öyle yapma ama söylediğim gibi. Konuşma konuşma hadi. Anneciğim hadi. Ya giyinmedin mi hala? Ağzım hiç olmadı bu ya. Çok genç işi gibi oldu. Ben Hüseyin Bey dediydim zaten. Ne yapsam yarın başka bir kıyafet mi giysem nikahta? Anneciğim Allah aşkına bir açar mısın kollarını? Olmuş mu olmamış mı anlamıyorum ki böyle. Olmadı kızım olmadı. Yani hem benim neyim mi bu yaşta sonra böyle kıyafetle? Ben gideyim başka bir şey bakayım kendime. Annesi olmamış ya. Çok yakışmış. Dön bir melek gibi olmuşsun. Ya anlatarak geçmeyin değil mi benimle? Ya vallahi çok güzel olmuşsun. Tabii ben seni en son lise mezuniyetimde böyle gördüm ama şimdi çok daha güzelsin. Yani oldu mu diyor musun sen şimdi? Ya oldu tabii. Çok güzel oldu hem de. Gördüğüm en güzel gelin sensin. Filiz, ya kızım ne bileyim. Bir delilik yapmıyoruz değil mi biz bu yaştan sonra? Ya anneciğim ne deliliği saçmalama. Hem bunun yaşı yok ki. Kısmet işi yani. Ne bileyim kızım. Ben senin geline delik diye düşünüyordum. Baksana ben gelin oldum gidiyorum senden önce. Kızını gelin edemeden anası ikinciye evlendi. Ne koca meraklısı kadınmış demezler mi? Ya anneciğim kimsenin ne düşündüğünün bir önemi yok. Önemli olan senin mutluluğun. Ya hadi asma suratını bak çok güzelsin ışıl ışılsın. Annelerin en güzeliydin şimdi gelinlerin en güzeli oldun. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi ki varsın. Oy sen de iyi ki varsın tuntunum benim. Yazık mı yanaklarıma bak. Sarkık sarkık olacak bir de. Allah Allah gelin hanıma bak sen. Yanaklarına da düşünür mü? Ya Fili. Thank you.
arkadaş bu neymiş ya? Bu neymiş? Bir dakika susmadın. Traktör gibi ya. Bir bırak iki dakika uyuyayım bari. İki dakika ya. Hello. Takip ediyorum. Amca hoşuna bir şey söyle. Allah aşkına bir susun. Allah aşkına susun. Bir uyuyayım. İki dakika uyuyayım ya. İki dakika uyuyalım ya. Basıldık. Hadi bakalım uykucular. Sabah oldu sabah, hadi uyanın. Ya Allah aşkına, Allah aşkına kapat. Kapat şunu. Ya bilesi başlamayın ya. Olmaz Veysel amca. Dedemin nikah var ya. Hadi sen baba. Nikah geç kalacağız şimdi. Oğlum ne diyorsun ya? Ne nikah Allah aşkına? Ha nikah. Ya babamın nikahı vardı değil mi ya? Evleniyorum değil mi baba ya? Konuşma la, evlenir evlenir. Koskoca adam kalk. Ödüm koptu la. Günaydın abi. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın gençler, günaydın. Bizim acil bir nikaha gitmemiz gerekecek. Tamam, roketin üstünü örtün, dışarı çıkarın. Biz geldiğimizde tekrar çalışmalara başlarız. Tamam abi, siz hiç merak etmeyin. İyi hadi bakalım, hadi. Sinir... Kalk abi, kalk. Sinir hesaplaşacağız sonra, sinir hesaplaşacağız şimdi. Hadi hadi. Hadi. Hadi hanımefendi. Sürpriz. Günaydın öğretmen hanım. Rahatsız ediyorum ama ben senden bir şey rica etmeye geldiydim. Yok canım, estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Gel buyur içeri. Yok yemeğim, sizin de işiniz başınızdan aşkındır. Gülsüm öğretmen, bizim bugün Hüseyin Bey'le nikahımız var. Ah. Eğer kabul ederseniz nikah şahidim olun istiyorum. Ha, şahit mi? Yani şahit olmak istemediğimden değil, yanlış anlaşılmasın da... ...ne bileyim, aile büyüklerinden biri ya da kızın varken bana düşer mi bilemedim. Sizin yeriniz bende çok ayrı Gülsüm öğretmen. Siz bu süreçte çok destek oldunuz bana. Az derdimi dinleyip az nasihat etmediniz. Bir abla gibi koruyup kolladınız, eksik olmayın. Şu an Hüseyin Bey'le nikahımız olacaksa... Bu biraz da sizin bana yol göstermeniz sayesinde oldu. O yüzden benim nikah şahidim olacaksa o da siz olmalısınız. Kabul ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sen hayatında beni böyle güzel bir yere koyduysan... ...bana da bu teklifi kabul etmek düşer öyleyse. Böyle hayırlı bir işte bir payım olacaksa ne mutlu bana. Ben şimdiden ikinizi de tebrik ediyorum. Hüseyin Bey'le bir ömür mutlu yaşayın inşallah. Çok sağ olun öğretmen hanım. İnşallah bakalım. İnşallah. Ay, geç kalmadım değil mi? Vallahi beklettiysem özür dilerim. Ha, yok, yeni geldim sayılır ben de. Hem önemli değil. Yani öğretmen hanım sen iste. Ben seni ömür boyu beklerim. Orada elbisen çok yakışmış, çok güzel olmuşsun. Yani anlaşılan gelini gölgede bırakacaksın. Vallahi teşekkür ederim. Yani şey o kadar özenmedim aslında. Bir elbise giydim çıktım ama. Ben sana bir şey soracağım. Ne oldu? Ben gelmesem mi acaba nikah? Yani şey yanlış anlama, hani istemediğimden demiyorum da. Durumları biliyorsun ya benim. Ya olur mu öyle şey öğretmen hanım Allah aşkına ya? Sen de artık bu ailenin bir gelini sayılırsın. Yani gelmen gerek, olmaz öyle. Ya öyle öyle de. Ne? Şimdi benim modum düşük, biraz moralim bozuk. Gittiğim yerde de insanları da etkilemeyeyim hani, mod düşürmeyeyim diye söyledim. Tamam sen artık bunları düşünme tamam mı? Senin moralin bozuksa beraber toparlayacağız. Modun düşükse beraber yükselteceğiz. Anlaştık mı? Bak senin bu melek yüzünü güldürmeden... ...şu gamzelerin var ya. Bak bu gamzelerini çıkarmadan bana huzur yok. İyi tamam Osman. Bak ikna edildim. İyi. Hadi
geçelim o zaman da geç kalmayalım. Hadi gidelim. Selma Hanım merhabalar. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii müdür bey, buyurun. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama bir yanlışlık olmuş. Mantarlar Sera'ya bir öğrenci tarafından konulmuş. Dün kendisi gelip suçunu itiraf etti. Dolayısıyla sizin suçsuzluğunuz ortaya çıktı. Ne demek Sera'ya mantarlar öğrenci koymuş? Benim öğrencilerimden kim niye yapsın ki bunu? Samet var ya şu 7. sınıflarda. İşte o koymuş Sera'ya mantarları. Merak etmeyin, bile isteye yapmamış. İşte çocuk zehirli olduğunu bilmeden mantarların oradan buradan toplamış, yetiştirmek üzere getirmiş koymuş. Arkadaşları zehirlerinde de korkup söyleyememiş. Dün geldi her şeyi itiraf etti. Ben de ilk iş Milli Eğitim'e haber verdim. Müfettişler gelip Samet'i dinlediler. Hakkınızda açılan soruşturma olumlu sonuçlandı. En yakın zamanda okulunuza dönebilirsiniz. Öğrencileriniz sizi bekliyor Selma Hanım. Sağ olun müdür bey, haber verdiğiniz için. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler. Çok şükür öğretmen hanım. Ya bak çok şükür gözün aydın. Ne demiştim ama ben sana? Bak kavuşuyorsun öğrencilerine. Kavuşuyorsun okuluna. Ya çok şükür çok güzel bir haber bu. Canım bir şey diyeceğim. Sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne bileyim çok tuhaf oldu. Ben atlatamayacağım sanmıştım Taner. Bir daha okula dönemeyeceğim sandım. Bitti. 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 Geçti geçti, bitti canım. Geçti. Gel buraya. Geçti. Geçti. Geçti çok şükür geçti. Ramazan, hayatım sen de çabuk ol. Geldim kızım, geldim. Baba, ya ne güzel olmuşsun, çok yakışmış. Aynen dede, takım elbise de yakıyor. Sağ olun, eyvallah çocuklar. Vallahi gerçi bu kravat çok olmadı ama... ...vallahi heyecanla elim ayağım titriyor ya. Bakın, Ramazan nerede? Gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. İnsan babasının nikahına gelmez mi ya? Ayıp ediyorum. Geliyorsun yani. Bu kravat ne öyle? Oldu mu ya şimdi? Allah Allah, şunu bir düzeltelim ya. Şunu gel şöyle. Hı. He, şimdi oldu. Çok iyi oldu, hadi. İşte damat adamsın sonuçta değil mi? Eyvallah, sağ ol oğlum. Baba biliyorum bugüne kadar hep evlenmene karşıydım ama... ...artık razıyım, yani için rahat olsun. Benim gönlüm var Adile ablayla evlenmene. Gerçi zaten Adile abladan daha iyi birini de bulamam evlenmek için. Orası da ayrı yani. Ramazan. Sen benim en sevdiğim oğlumsun biliyorsun değil mi? Biliyorum baba. Biliyorum sağ ol. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Bu kız bu oğlana yanmış desinler. Anne ne yapıyorsun sen burada ya? Of hadi bırak hadi, nikah geç kalacağız. Hem bu kıyafetle Allah aşkına kahvaltı sofrası mı toplanır ya? Ne yapayım kızım? Böyle mi bırakayım? Sen toplamamışsın çünkü. Geç kaldık çünkü. Sen merdivenleri silmeye kalkınca kahvaltı geçe kaldı. Nikahtan sonra misafir neyin gelirse böyle mi dursun burası? Yok ben sofrayı toplamadan çıkamam. Az beklese. Ay ben beklerim ama nikah memuru beklemez. Hadi sonra toplarız yürü. Ya kızım şurayı bir kere daha toplayayım. Şöyle üstten bir süpüreyim ya. Hadi yürü. Bir tozunu alayım hadi, bir kere hadi, daha. Hadi kızım. Örtükten sonra sıkıca bağlayayım beyler. Ne güzel yapmışsınız burayı böyle.
Ana sen neredeydin? Niye açmıyorsun telefonlarını? Ana vallahi çok merak ettik seni. Geldim işte. Duymamışım telefonu. Ya ana böyle öğrenmeni istemezdik ama vallahi yanlışlıkla oldu. Hepsinin belediyede bir memur var. Ulakları biraz... Göreceğimi gördüm Rıfat. Yorma kendini. Ana senin ismini sevmediğimizden değilim. Vallahi yanlışlıkla oldu. İyi yapmışsınız. Ne bakıyormuş? İyi yapmışsınız. Kinaye yapmıyorum. Vallahi böylesi daha iyi oldu. Nasıl ya sen üzülmedin mi? Üzüldüm. Üzüldüm de kendi yaşadıklarım geldi aklıma. Çocuk acer, genç kız acer, kocası erken yaşta ölmüş acer. Hepsi bir gözümün önünden geçti. Bu yavrumun kaderi de böyle olmasın. Sakın bana çekmesin. Niye sana çekmesin ana? Nenesine çeksin işte. Onun gibi mücadeleci olsun. Tuttuğunu kaparsın. Sen bizim istemediğimizi düşünüyorsan vallahi çok istiyoruz. Rıfat'ı sen tek başına büyütmüşsün. Ona hem ana olmuşsun hem baba olmuşsun. Senin kadar koca yüreği kız var mı bu kasabada? Kızım, yalan yok. Adını koyduğumuz günde pek içime sinmediydi de. Söylemedim size. Rahmetli nenemin adını vermişler bana. Ben hayatım boyunca hep onun kaderini yaşadığımı düşündüm. Sanki onun dertlerini devralıp kaldığı yerden devam ettiriyormuşum gibi geliyordu. Dedem hayatının baharında gencecik öldü. Nenem tek başına çocuklarıyla kala kaldı. Benim kocam da genç yaşta vefat etti. Ben de çok... Hazal güzel isim. Bırakın ismiyle yaşasın. Bırakın yavrucak kendi kaderini yaşasın. Kader benimkinden güzel olsun. Ben hayatın hep zor, kötü yanlarını yaşadım. O hep iyi yanlarını görsün. Güzel yanlarını görsün inşallah. Senin için Seyfettin kardeşim. Senin canını yerim Seyfettin canını. Şahtam bırak. Ya imdat. İmdat. Haftaya olmaz ama Dürdane teyzem. Bana bugün lazım kiralık daire. Çok acil lazım. Yoksa vallahi çok kötü olacak. Nasıl? E tamam. Tamam kimseye söz vermeyin. Kimseye söz vermeyin biz tutuyoruz. Tutuyoruz. Hay Allah razı olsun be. Vallahi Allah razı olsun. Tamam. Oh çok şükür ya. Hırsız var. Bak yürü arkadaşım al şu çantayı al. Yardım edin kaldırın çantaları imdat. İmdat. Ya çantam. İmdat. Çantamı getir. Mevsim Hanım. Komutanım ne oldu? Yok vallahi yanlış anladınız. Yanlış anladınız siz. Yok yok. Böyle elimde kal görünce siz yanlış anladınız. O şekilde oldu. İmdat. Çantam. Çantam. Selami Bey. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Bir şey söylemeyecek misiniz? Ama Seyfettin'im ben hani konuşmuştuk ya bunu. Seyfettin demiştiniz bana. Selami değil. Selami kim peki? Bilmiyorum. Hadi bin bin. Yok 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 yapmayalım öyle yapmayalım. Çantam. Çantam. Yanlış anlaşılma oldu siz. Teşekkür ederim. Seyfettin'dim yani ama söylemişsiniz siz bana. Ya inanın bana yanlış söylediler. Yanlış anladınız. Komutanım, vallahi yanlışlık oldu.
Ah canım kardeşim. Aşk için düştüğü hallere bak. Ben bir süre ortalıkta görükmesem iyi olacak gibi. Reyhan, ya dur dur, ne yapıyorsun Bahver? Ay şey. Ben yün yorgan iyi olur diye çıkarayım dedim ben. Reyhan, ya sen böyle ağır şeyler kaldırırken bana niye haber vermiyorsun? Allah korusun ya bir yerine bir şey olsa. Yani tek başıma yapmaya alışmışım her şeyi, o yüzden. Ama artık ben varım Reyhan. Yani bu ağır yükleri tek başına kaldırmak zorunda değilsin. Bak, ne zaman ihtiyacın olsa ben buradayım, biliyorum. Ben bir bebeğe bakayım. Ay! Ay Hamdi, ne oluyor? Gel, kenara geç. Çekil, çekil sen, kenara çekil. Dur. Taşırmışlar. Kesin o namussuzlar attı. Sen bekle burada, cama fazla yaklaşma, tamam mı Reyhan? Tamam. Ben bakıp geliyorum, fazla yaklaşma sen. Tamam, dur. Lan siz akıllanmayacaksınız mı hala? Sen mi attın la taş evime? Kimsin oğlum sen? Ben... Oğlum! Anne! Oğlum! Yeter kolay ya, esneyip durma. Benim de uykumu getirdin. Ay Allah'ım, vallahi ayakta uyuyorsun ha. Ya demedim sana gülüm ya. Bıyıklı yüzünden sabaha kadar uyuyamadım diyorum sana, anlamıyorsun beni. Nasıl canım, alıştın değil mi ortama? Hadi alışsan iyi olur. Çünkü yakın zamanda biz de burada olacağız. Ne yapma canım benim. Şey yap. Nerede kaldı bunlar? Baksana saat kaç oldu? Anne gelirler. Ayrıca ne acelem var ya? Geliyorlar, geliyorlar. Thank you.
Fener'imin elemeyi bırak et. Çok uğraşmış bunun için. Kıyamam. Kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Hüseyin Kaya ve Adile Şen hanımefendinin nikahı için toplanmış bulunuyoruz. Buraya teşrif eden bütün misafirlerimize onlar adına teşekkür ederim. O halde şahitlerimizin huzurunda nikah akdimize başlayalım. Evet, Hüseyin Beyefendi. Siz kendi hür iradenizle hiç kimsenin etkisi altında kalmadan iyi günde ve kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta Adile Şen hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Peki siz Adile Şen hanımefendi, kendi hür iradenizle hiç kimsenin etkisi altında kalmadan iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Hüseyin Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, sizler de şahit misiniz? Evet. O halde ben de Gederli Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Aslan babam benim be. Hüseyin Bey, siz de buraya imzalayın. Adile abla, Adile abla, ayağına bas. Ayağına bas. Bas, ayağına bas. Ay, acıdı mı seni? Yok canım. Yani bir ayağın lafım olur. Le, Dile Hanım. İmzalar atıldığına göre o zaman ben de aile cüzdanınızı size takdim ediyorum. Tekrar tebrik ederim. Kocasın Hüseyin. Sağ ol, sağ ol abla. Vallahi Hüseyin abi mutluluğunuz daim olsun Adile Hanım. Sağ ol yenge. Amin. Amcacığım tebrik ederim. Allah ayırmasın. Sağ ol oğlum, sağ ol. Adile abla çiçeği unuttun. Atmayacak mısın? Ya ben bu çiçeği atmayayım diyorum. Bundan sonraki gelin belli zaten. Atmaya ne halde? Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. O zaman bir şu ağrı bir ölümsüzleştirelim olur mu? E lan çekelim. Hadi bakalım. Vallahi sabahtan beri uyuzum sana ama bu sefer doğru söyledik. Hadi çekelim. Ben çekeyim mi? Ben çekeyim. Tamam. Dur. Hadi şöyle. Dur. Gel lan buraya. Açılıyor. Geç geç öne geç. Tamam. Geliyor. Tamam. Şöyle. Çekiyorum. Taner gülümsele, Ramazan gülümse. Neydi
Nedir lan? Oldu. Ne oldu ya? Nedir lan? Dengim oldun Taner. Selma öğretmen ne yapsın seni? Demiştim ya size, hayat engebeli bir yoldur. Aynı Gedelli gibi. Düşe kalka büyür insan. Kaç yaşına gelirse gelsin. Kim en güzel anında karşılaşır hayatının büyük gerçeğiyle? Kimi gideceği yönü bulamaz. Yolu bulamaz. Kala kalır bir bilinmezliğin ortasında.
Ömer'in kaderine düşen de buydu. Sürekli düşmek. Ve düştüğü yerden yeniden kalkmak. Bu ilk defa olmuyordu. Son defa da olmayacaktı. Ama artık bir fark vardı. Yalnız değillerdi. Biz vardık. Selma annem, Asuman yengem, Cemile yengem, Yağmur, Yusuf, Mete. Biz vardık. Ve selam.